Evet arkadaşlar, hareket konusuna ait ikinci videoda baş başayız. Bu bölümde neler öğreneceğiz? Bu bölümde arkadaşlar grafikleri inceleyeceğiz. Sarp hızlı harekete ait grafiklere bakacağız. Hızlanan harekete ait grafiklere bakacağız. Ve yavaşlayan harekete ait grafiklere bakacağız. Evet arkadaşlar, sarp hızlı hareketin grafiklerine bakıyoruz. İlk olarak konum zaman grafiğine bakıyoruz. Konum zaman grafiğine bakarken sarp hızlı hareketi tanımlamamız gerekiyor. Sarp hızlı hareket demek eşit zaman aralıklarında eşit miktarda yol alması anlamına geliyor. Yani sıfırdan x'e t sürede giriyorsa x'ten 2x'e yine t sürede gelecek. 2x'ten 3x'e yine t sürede gelecektir. Mesela bu a hareketlisi, bu da b hareketlisi ise a hareketlisi eşit zaman aralıklarında eşit yollar aldığından dolayı bu şekilde konum zaman grafiği değişecektir. Bu a hareketlisi ise ve a hareketlisi artı x yönde gidiyorsa bu şekilde olacaktır. B hareketlisi ise eksi yönde gittiği için onun konum zaman grafiği de bu şekilde olacaktır. Bu da B hareketlisinin konum zaman grafiği olacaktır. Ve konum zaman grafiğinin eğimi bize neyi verecektir arkadaşlar? Hızı verir diyeceğiz. Sonraki grafiğimiz yine sarp hızlı harekete ait hız zaman grafiği arkadaşlar. Bu A hareketlisi, bu da B hareketlisi ise ve bu hareketliler sarp hızlı hareket yapıyorsa A hareketlisinin hızı sabittir. Artı V olarak yazıyorsak, A hareketlisinin artı V olarak yazıyorsak B hareketlisinin hızı da arkadaşlar eksi V olacaktır. Burada hız zaman grafiğinde hızın işareti tamamıyla hareket yönünü verir arkadaşlar. Bu grafiğin altındaki kalan alan ise bize cismin konum değişimini, yani yer değişimini, yer değiştirmeyi verecektir arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir taktiğimiz var. Biz dedik ki konum zaman grafiğinin eğimi hızı verir. Hız zaman grafiğinin altındaki kalan alan ise bize yer değiştirmeyi verecektir arkadaşlar. Burada bakın, sağa doğru gidiyorsak eğim, sola doğru gidiyorsak alan. Buradaki fonetik uyuma da dikkat ederek aklımızda tutabiliriz ya da aklımızda şablon oluşturabiliriz. Ve dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi, konum zaman grafiğinin eğimi direkt olarak hızın anlık değerini verir arkadaşlar. Ama hız zaman grafiğinin altındaki kalan alan ise konumu vermez arkadaşlar. Konumdaki değişimi, yani yer değişimini verecektir. Alan değişimi verir. Eğim ise direkt olarak anlık değeri verecektir arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ÖSYM'nin SVC türden bir sorumuz var. Aynı yatay ve doğrusal yolda hareket eden KVL araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. 0T aralığında KVL yan yanadır. Bakıyorum, 0T aralığında KVL yan yana değildir. Mesela T eşittir 0'da birisinin konumu 0 iken diğeri x. T anında da birisi x'teyken diğeri 2x'te. Her zaman aralarında bir mesafe olmuş, yan yana olmamışlardır. İkinci önermemiz, T anından sonra L aracı durmuştur. T anından sonra L aracının konumu değişmediğine göre gerçekten durmuştur diyebiliriz. 3'e bakıyorum, 2T anında K aracı L'den, 2T anında K aracı L'den öndedir diye soruyor. Bakıyorum, 2T anında L aracının konumu x iken K aracının konumu 3x'tir. Dolayısıyla K aracı L aracından öndedir. Dolayısıyla 2 ve 3 cevabımız doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz yine ÖSYM'nin SVC türden bir soru. Konum zaman grafiği verilmiş. Aynı yatay doğrusal yolda hareket eden S ve T araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. S ve T araçları zıt yönde hareket etmişlerdir. Bakalım, birisi x'ten 3x'e doğru gitmiş, diğeri x'ten 0'a doğru gitmiş. Yani burada bir 0x 3x diye çizecek olursak, birisi x'ten 3x'e doğru gitmiş, diğeri de x'ten 0'a doğru gitmiş. Yani zıt yönlerde hareket etmişlerdir. T anında araçlar arasındaki mesafe 3x mi? Bakıyorum, T anına birisinin konumu 0, diğerinin konumu 3x olduğuna göre araçlar arasındaki mesafe de 3x olacaktır arkadaşlar. Üçüncü önermeye bakıyorum arkadaşlar. 0T aralığında S aracının ortalama sürati daha büyüktür. Bakıyoruz burada, eğimden de bakabiliriz. Birisinin S aracının eğimi 2x bölü T, T aracının eğimi ise x bölü T olacağından dolayı S aracının eğimi, yani hızı daha büyüktür diyebiliriz. Sürati daha büyüktür diyebiliriz. Ya da şöyle düşünebiliriz. Aynı T süresinde S aracı 2x kadar yer değiştirirken T aracı x kadar yer değiştirmiştir. S aracı daha fazla yer değiştirdiğine göre sürati daha büyüktür. Dolayısıyla 3 ifade de doğru olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ÖSYM'nin SVC türden yeni bir soruyla baş başayız. Bir aracın aldığı yolun zamana bağlı değişim tablosu şekildeki gibiymiş.
Araç her bir saniyede, her bir saniyede gördüğünüz gibi burada 10 metre, daha sonra 10 metre, daha sonra 10 metre, yine 10 metre yol almış. Her saniyede 10 metre yol aldığına göre aracın sürati her saniyede 10 metre bölü saniye olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımızın Ceyhan olması gerekecektir. Şimdi arkadaşlar bir taktiğimiz var. Düzgün hızlanma veya yavaşlamada ortalama hız ilk ve son hızın ortasıdır. Yani aritmetik ortalamasıdır. Zamana bağlı değildir. Mesela bir cismin hızı düzgün bir şekilde 0'dan 2V'ye çıkıyorsa ortalama hızının V olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra T3T aralığına baktığımız zaman hızı hep 2V olmuş. Ortalama hızı 2V'dir. 3T ile 4T aralığına baktığımız zaman düzgün bir şekilde yavaşlamış, hızı 2V'den V'ye düşmüş, ortalama hızının da 1.5V olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi düzgün hızlanmanın grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Bir aracın hızı düzgün bir şekilde yukarıya doğru artıyorsa ivmesi pozitif. Eğer aşağıya doğru artıyorsa, yani negatif yönde artıyorsa onun ivmesi de negatif olacaktır. Bu K hareketlisi ise K hareketlisine ait ivmemiz. Bu da L hareketlisi ise L hareketlisine sahip ivmemiz olacaktır. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi grafik yukarıya doğruysa ivmemiz pozitif. Eğer grafik aşağıya doğruysa, hızlanma grafiği aşağıya doğruysa ivmemiz negatif olacaktır. Şimdi arkadaşlar düzgün yavaşlamanın grafiği hızı düzgün bir şekilde azalıyorsa arkadaşlar bu diyelim ki X hareketlisi, grafik aşağıya doğru olduğu için ivmesi negatif olacaktır. X'in ivmesi negatif olacaktır. Eğer burada bir Y hareketlisi varsa, Y hareketlisi de şu şekilde eksi yönde yavaşlıyorsa onun grafiği de yukarıya doğru olduğundan dolayı ivmesi de arkadaşlar Y hareketlisinin ivmesi de pozitif olacaktır. Yine söylüyorum, eğer grafik hızlanma grafiği aşağıya doğruysa ivmesi negatif, hızlanma grafiği yukarıya doğruysa ivmesi pozitif olacaktır. Gördüğünüz üzere X'in hızı aşağıya doğru, ivmesi o zaman negatif. Y'nin hızı yukarıya doğru, ivmesi o zaman pozitif olacaktır. Doğrusal bir yolda hareket eden bir aracın hızlanma grafiği şekildeki gibidir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur diye soruyor. Aracın 0-2 saniye aralığında yer değiştirmesi 4-6 saniye aralığındaki yer değiştirmesine eşittir. 0-2 saniye aralığındaki yer değiştirmesi ne yapıyorduk? Hızlanma grafiğinin altındaki kalan alan bize yer değiştirmeyi veriyordu. Dolayısıyla buradaki alanla buradaki alan da 40'tır. 4 ile 6 saniye arasındaki alan da 40'tır. 0-2 saniye arasındaki yer değiştirmesi ile 4-6 saniye arasındaki yer değiştirmesi birbirine eşit olacaktır. Birinci ifademiz doğrudur. 2'ye bakıyorum. Aracın 5. saniyedeki anlık hızı 20'dir. Bakıyoruz arkadaşlar hızı zaten sabit. Hızı sabit olduğundan dolayı burada 4. saniyedeki hızı da 5. saniyedeki hızı da şurası 5. saniye ise 5. saniyedeki hızın da kaç olması lazım? 20 olması gerekiyor. İkinci ifademiz de doğru. 3. Aracın 2. ve 6. saniyedeki konumları aynıdır. Arkadaşlar bu doğrusal bir yolda ilerlerken, bu araç sürekli ne yapmış? Hep aynı yönde hareket etmiş. Yani bu aracın konum zaman grafiği nasıl olması lazım? Bu aracın konum zaman grafiğinin bu şekilde olması lazım. Sürekli konumu arttığına göre 2. saniye, 4. saniye ve 6. saniyedeki konumlarının aynı olmaması gerekiyor. Dolayısıyla 3. ifade yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar başka bir soruyla baş başayız. Yatay ve doğrusal bir yolda hareket eden KLM araçlarının konum zaman grafiği verilmiş. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur diye soruyor. 3 araçta birbirine yaklaşmaktadır. Evet arkadaşlar bu konum zaman grafiği. 3'ünün de konumu tam 4T anında aynı olmuş. Yani 4T anında bunlar yan yana geldiğine göre 4T anına kadar birbirlerine yaklaşmaktalardır. Birinci ifade doğrudur. 2'ye bakıyorum. Aynı sürede en az L aracı yol almıştır. Bakıyoruz L aracına arkadaşlar. M aracı 0'dan 2x'e gelmiş. M aracı 2x kadar yol almış. K aracı 4x'ten 2x'e gelmiş. K da 2x kadar yol almış. Ama L'ye baktığımızda 3x'ten 2x'e gelmiş. L aracı x kadar yol almıştır. Dolayısıyla en az yol alan araç L aracı olacaktır. İkinci ifademiz de doğrudur. Aynı anlarda L aracın anlık hızı K ve M'ninkinden daha büyüktür. Tamamıyla yanlıştır arkadaşlar. Niye yanlıştır? Çünkü aynı sürede en az yol alan L aracı olduğundan dolayı sürati de en küçük olan ya da anlık hızı en küçük olan L aracı olacaktır. Üçüncü ifade yanlıştır. Evet arkadaşlar diğer sorumuza bakalım. Doğrusal ve yatay bir yolda hareket eden bir aracın hızlanma grafiği şekildeki gibidir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur diye soruyor bize. Araç hep aynı yönde hareket etmiştir. Bakıyoruz hızının işareti değişmediğinden dolayı. Arkadaşlar neydi? Hızın işareti bize hareket yönünü veriyordu. Hızın işareti artı yönde 20, artı yönde 10. Sadece artı yönde hızını birazcık azaltmış.
Dolayısıyla hareket yönü değişmemiştir. Birinci ifademiz doğrudur. 2. Aracın 3. ve 4. saniyedeki anlık hızları eşittir. Bakıyoruz arkadaşlar burada 3. saniyedeki ve 4. saniyedeki hızı kaçtır? 10 metre bölü saniyedir. Dolayısıyla 3. ve 4. saniyedeki anlık hızlar birbirine eşit olacaktır. 2 doğrudur. 3'e bakıyorum. Araç 0-4 saniye aralığında 60 metre yer değiştirmiştir. Hızlaman grafiğinin altındaki kalan alan bize yer değiştirmeyi verecekti. Buradaki alana bakıyorum. 20 çarpı 2'den dikdörtgenin alanı 20 çarpı 2'den 40 olacak. Daha sonra buradaki alana bakıyorum. 10 çarpı 2'den buradaki alanda 20 olacak. O zaman 40-20 daha toplam yer değiştirmemiz 60 metre olacaktır arkadaşlar. Üçüncü ifademiz de doğru. Dolayısıyla 1-2-3 cevabımız doğru cevap olacaktır. Yeni sorumuza bakıyoruz. Yeni sorumuz ÖSYM'nin seveceği türden bir soru. Eksi 2x, eksi x ve artı 3x konumlarındaki KLM araçları sabit süratlerle aynı anda sıfır noktasına ulaşmaktaymış. Buna göre araçların konum zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibidir? Arkadaşlar en son noktası sıfır noktası, en son noktası sıfır noktası olan burası var arkadaşlar. Bir de en son noktada aynı noktada olan Edirne şıkkı var ama o sıfır noktası değil 3x noktası. Dolayısıyla kontrol edelim. K arkadaşlar eksi 2x'ten sıfıra gelmiş doğrudur. L'ye bakıyorum eksi x'ten sıfıra gelmiş doğrudur. M'ye bakıyorum artı 3x'ten sıfıra gelmiş bu da doğrudur. Yani Adana cevabımız doğru cevap olacaktır. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. KLM araçlarına ait KLM araçları sabit süratlerle şekildeki konumlarından aynı anda geçip karşılarındaki ilk trafik lambalarına aynı anda ulaşmaktaymış. Buna göre KLM araçlarına ait sürat zaman grafiği ni çiziniz diye bize soruyor. Bakıyoruz K aracıyla L aracının yönü aynı. M aracının yönü zıt yönlü olacak. Buna dikkat edeceğiz. K aracı X kadar yol aldığı zaman L aracı 2X kadar yol almış. M aracı ise 3X kadar yol almış. O zaman bunlara ait olan sürat zaman grafiği nasıl olması lazım? K aracının hızı V ise buradaki L aracının hızının 2V olması lazım. M aracı da ters yönde hareket ettiği için bunu ters yönde olan eksi 3V diyorum. Neden? Çünkü eksi yönde 3x kadar yol almış. Bunlara ait olan hız zaman grafiğinin bu şekilde ya da sürat zaman grafiğinin bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Günlük hayata ilişkin başka bir sorumuz. TİHA yani taarruzi insansız hava aracı resmi heyetlerinin önünde yaptığı uçuşta milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırmış. Gökyüzünde 11.595 metre yüksekliğe çıkan TİHA 25 saat 46 dakikada havada kalabilmiş. TİHA'nın 25 saat doğrusal bir yol boyunca sabit süratle 6.000 km yol aldığı kabul edilecek olursa bu süre aralığındaki sürati kaç kilometre bölü saattir diye soruyor bize. Burada arkadaşlar verilen bilgi 25 saat doğrusal bir yol boyunca sabit süratle 6.000 km yol almış. O zaman x eşittir v çarpı t'den 6.000 km yol almış 25 saatte dediğimiz zaman o zaman 6.000'i 25'e böldüğümüzde buradan kaç çıkması lazım? 240 km bölü saat çıkması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar yeni bir soruyla baş başayız. KLM araçlarının hız zaman grafikleri şekildeki gibidir. K ve L'nin 0T aralığında, M'nin ise 0-2T aralığında ortalama hızı sırasıyla VK, VL, VM'ymiş. Buna göre VK, VL, VM arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar biz konu anlatımında söyledik ki araçlar düzgün bir şekilde yavaşlıyor ve hızlanıyorsa ortalama hızını zamandan bağımsız bir şekilde direkt aritmetik ortalama olarak alabiliriz. Dolayısıyla K'nın 0T aralığında hızı 0'dan V'ye çıktığı için buradaki ortalama hızının V bölü 2, L'nin de aynı şekilde V'den 0'a ortalama hızının V bölü 2, M'nin de bakıyorum 0'dan V'ye ortalama hızının V bölü 2 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla üçünün de ortalama hızı birbirine eşittir. İsterseniz bunu da ispatlayalım. Şöyle yapalım. Burada K'nın yer değiştirmesi VT bölü 2. K'nın ortalama hızına bakıyorum. Yer değiştirmesi VT bölü 2. Ne kadar zamanda? T kadar zamanda. L'ye bakıyorum. L'nin yer değiştirmesi arkadaşlar. Buradaki grafiğin altındaki kalan alan VT bölü 2. Ne kadar zamanda? T kadar zamanda. M'ye bakıyorum. M'nin yer değiştirmesi. Bu grafiğin altındaki kalan alana baktığımda arkadaşlar V çarpı 2T bölü 2'yi ben 2T'ye böldüğüm zaman gördüğünüz üzere 3'ü de V bölü 2 çıkacaktır arkadaşlar. Yani eğer araç düzgün bir şekilde hızlanıyor ya da yavaşlıyorsa zamandan bağımsız bir şekilde ortalama hızının direkt aritmetik ortalaması olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar
Burada bir taktiğimiz var. Eğer konum zaman grafiğimiz yukarıya doğruysa hızımız pozitif olacak. Eğer konum zaman grafiğimiz aşağıya doğruysa hızımız negatif olacak. Konum zaman grafiği doğrusal ve yukarıya doğru ise hızımız pozitif. Konum zaman grafiği aşağıya ve doğrusal ise hızımızın negatif olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada bu tam da bu taktiğimize uygun bir sorumuz var. Konum zaman grafiği şekildeki gibi verilen aracın hız zaman grafiğini çizmemizi istiyor. Beraberce çizelim hız zaman grafiğini. Şimdi bakalım. Burada konum yukarıya doğru, o zaman hızımız pozitif olacak. Konum sabit, hızımız sıfır olacak. Konum aşağıya doğru hızımız negatif olacak. Tekrar konum aşağıya doğru yine hızımız negatif olacak. Daha sonra son 4 ve 5 aralığında konum değişmiyor. Hızımız sıfır olacak. Yani bu aracın hız zaman grafiği genel hatlarıyla bu şekilde olacaktır. Peki buradaki değerleri nasıl olacak? Eğimine bakalım. İlk baştaki eğim 0T aralığındaki eğime bakacağız. Peki ilk baştaki eğim 0T aralığındaki eğime bakıyorum. T kadar sürede X kadar yer değiştirmiş. Eğer bu V yeşil ise diğer eğime baktığımız zaman arkadaşlar bu da T kadar sürede eksi yönde X kadar yer değiştirmiş. O zaman eksi V olacak. Diğerinde de arkadaşlar 3'te 4T aralığında da aynı şekilde eksi yönde X kadar yer değiştirmiş T sürede. Burada da aynı eğime sahip olacak. Dolayısıyla burası doğrusal olacaktır. Buradaki değerleri yerleştirecek olursak T 2T 3T 4T ve 5T olacaktır. Bu araca ait hız zaman grafiği şekildeki gibidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ÖSYM'nin seveceği türden bir sorumuz var. Aynı doğrusal yol üzerinde hareket eden KVL araçların hız zaman grafikleri şekildeki gibiymiş. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye soruyor. KVL zıt yönlerde hareket etmişlerdir. Bakıyorum. Ne demiştik? Hızın işareti bize hareket yönünü veriyordu. K'nın hızın işareti hep artı yönde hareket etmiş. L'nin hızın işareti eksi, hep eksi yönde hareket etmiş. Yani zıt yönde hareket ettikleri kesindir arkadaşlar. Kesin olacaktır. İkinci ifadeye bakıyorum. K'nın ivmesi L'ninkinden küçüktür demiş. K T sürede V kadar hızını değiştirdi. Yani K'nın ivmesi A ise L'ye bakıyorum. T sürede 2V kadar hızını değiştirdi. O zaman L'nin ivmesinin büyüklüğü 2A olacaktır. Hatta birisinin grafiği yukarıya doğru olduğu için artı A ise diğerinin grafiği aşağıya doğru olduğu için eksi 2A olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Dolayısıyla K'nın ivmesinin büyüklüğü L'ninkinden küçüktür. Doğrudur. Büyüklük olarak K'nın ivmesi A iken L'nin ivmesi 2A'dır. K'nın ivmesinin büyüklüğü L'ninkinden küçüktür. Bu da doğrudur kesin olarak. Üçüncü ifadeye bakıyorum. K ve L arasındaki mesafe sürekli artmaktadır. Arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz olay şudur. Bize başlangıçtaki konumlarını vermemiş. Eğer K ve L başlangıçta aynı noktadan başlamış olsalardı, zıt yönde hareket ettiklerinde aralarındaki mesafe sürekli artardı. Ama K ve L başlangıçta aynı noktada değilse, K bu tarafa doğru, L de bu tarafa doğru gidecek olursa şu anda birbirlerine yaklaşmaktadırlar. Dolayısıyla 3. ifade hakkında bir şey söyleyemiyoruz. 1 ve 2. cevaplarımız kesin doğrudur arkadaşlar. Ve diğer sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Doğrusal yollarda hareket eden K ve L araçlarından K aracının konum zaman, L aracının da hız zaman grafiği şekildeki gibiymiş. 0-2 saniye aralıklarında K ve L araçlarının ortalama süratleri sırasıyla VK ve L'ymiş. Buna göre VK ve VL kaçtır, kaç metre bölü saniyedir diye bize soruyor. Bakalım arkadaşlar, K aracının ortalama sürati K aracının konum zaman grafiğinden 2 saniyede konumunu 10'dan 20'ye çıkartmış. Yani 10 metre yer değiştirmiş. 2 saniyede K aracının ortalama süratinin 5 metre bölü saniye olduğunu ne yapabilirim? Söyleyebilirim. L aracının hız zaman grafiğini vermiş. Hız zaman grafiğinin altındaki kalan alana da bakabilirim. Ya da az önceki öğrendiğimiz pratik bilgiye dayanarak eğer bir araç düzgün bir şekilde hızlanıyorsa direkt olarak aritmetik ortalaması hızını 10'dan 20'ye çıkartmış. O zaman bunun ortalama hızının direkt 15 metre bölü saniye olduğunu, L'nin ortalama hızının 15 metre bölü saniye olduğunu hesaplamadan direkt gözümüzle bile çözebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, harekete ait ikinci videoyu da burada tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.